Arkadaşlar merhaba, ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. İsviçre'den hepinize bol bol selamlar. Arkadaşlar bugün pazartesi ayın 15'i, Ocak ayındayız. Bu ikinci videom. Birinci videomda bugün çalışırken, yollarda müşteriye giderken hem seçim yaptım hem muhabbet yaptım. Korona üzerine bazı bilgiler verdim İsviçre üzerine. O videoyu seyretmediyseniz, seyrederseniz beni sevindirirsiniz. Bir de like verirseniz daha çok sevinirsiniz. Unutmadan söyleyeyim, abone olmadıysanız abone olun, çok sevinirim. Bilgilendirici videolarla İsviçre üzerine, Avrupa üzerine sizlere devamlı döneceğim. Buna söz verdim ve sözümü tutmaktayım, görüyorsunuz. Bugünkü konumuz, şimdiki konumuz İsviçre'de emeklilik sistemi. Dün Türkiye'den bir vatandaşımız, arkadaşımız, abimiz, bilmiyorum artık yaşını, yorum yaptı, sordu. İsviçre'deki sistem nasıl? Kendisi Türkiye'den emekli olmuş, %50 engelliymiş. Burada herhangi bir emekli olma imkanı var mı? Öyle bir sistem aslında burada yok. Özel sigortalardan belki emekli olabilirsiniz ama zannederim size çok pahalıya mal olur, zarar edersiniz. Onun için bu konuyu Türkiye'de araştırırsanız daha iyi olur. Ben size şimdi bu videomda İsviçre'de çalışan insanların emeklilik sistemi nasıl, onu anlatmak istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra arkadaşlar emeklilik sigortası mecbur olmuş. Bundan evvel böyle bir sigorta mecbur değilmiş. Ondan sonra mecbur oluyor. Çalışan bir miktar ödüyor. İşveren de aynı miktarı ödüyor. Bu sigortanın içinde kazaya karşı, hastalığa karşı bir sigorta daha var. Bunun ismi Invalidenrente, yani herhangi bir kaza geçirdiniz, yürüyemiyorsunuz veyahut da çalışamıyorsunuz ya, herhangi bir sebepten bu kasa ödüyor. Bunun kasanın ismi Türkçe AHV, Almanca AHV. Bu şimdi şu an 10,6, %10,6 ödeniyor. Bunun yarısını işçi ödüyor, yarısını işveren ödüyor. Yani ne olmuş oluyor? 5,3 işçiden kesiliyor. Yani benim maaşımdan %5,3 sırf buraya kesilmektedir. Ondan sonra bir de arkadaşlar hazırlık yaptım. Bir de ikinci, bu birinci emeklilik. Buna sonra bir daha döneceğim, buradan kaç para alacaksınız emekli olunca. Ondan sonra bunun yanında ikinci emeklilik var. Bunun ismi Pensionskasse. Bu Pensionskasse çoğu şirketler 25 yaşında ödemeye başlıyor. Yani işçi 25 yaşında olduğu zaman. 25 yaşında, 34 yaşında oldu mu işçi? %7 kesim, yani 3,5 işçi veriyor, 3,5. %3,5 işveren veriyor. 35 yaş ile 44 yaş arasında %10, gene yarı yarıya ödeniyor. 45 yaş ile 54 yaş arasında %15. Görüyorsunuz, insan yaşlandıkça bu sigortada yükselmeye başlıyor. 54 yaşına kadar, 45 yaşından 54 yaşına kadar %15, 55 yaşından 65 bitene kadar %18. Yani demek oluyor, ben bu sene 54, gelecek seneye 55, gelecek senenin Ekim ayından sonra %9 sırf buraya kesim yapılacak. Benim maaşımdan %9 da işveren ödeyecek. Bu para ikinci emeklilik, herhangi bir daire, ev satın aldığınız zaman bu paradan bir miktar çekme imkanınız var. Eskiden %100 hepsini çekebiliyordunuz ama insanlar çok çekti çekti, ev kaldı, ondan sonra paraları az kaldı yaşamak için. Bu sefer sosyaldan geçinmeye başladılar, hemen kanunları değiştirdiler İsviçreliler. Şimdi bir miktarınızı çekebiliyorsunuz. Ondan sonra bir de üçüncü emeklilik var. Bunu her kendisi özel yaptırabilir. Senede şu an 6840 küsür bilmem ne ödeyebiliyorsunuz. Daha fazla ödeyebilirsin ama vergiden düşemezsin. Bu 6800 miktar, tam şimdi söyleyemeyeceğim, 42 frank galiba, 6842 frank. Bunu vergiden full düşebiliyorsunuz. Yani demek oluyor ki bir işçi aşağı yukarı 1500 frank daha az vergi veriyor. Yani 7000 veriyorsa
5500 veriyor. Bu para orada kalıyor. Bu parayı da çekme hakkınız, mesela araba alacağım diyorsunuz, alamıyorsunuz bu parayı, vermiyor. Ama ev almak istiyorsunuz, çekebiliyorsunuz. Herhangi bir, yani evinize bir masraf yapabilirsiniz. Bunu danışarak çekebilirsiniz. Yalnız bunu %100 size garanti veremem, bankalara bağlı. Evet arkadaşlar, bu 3 tane gelelim şimdi. Peki diyeceksiniz, abi tamam geldim, burada 65 yaşına kadar erkekler çalışıyor, 64 yaşına kadar hanımlar çalışıyor. Hanımları da 65 yapmak istiyorlar, erkekleri de 67'ye çıkarmak istiyorlar, hatta 69'a 70'e çıkarmak istiyorlar. Tabii insanlar bunu istemiyor, seçimlerde hayır diyor. Peki diyeceksiniz, abi tamam ben çalıştım, sistem burada böyle, genellikle normal bir işçi, meslek okulu yapan bir işçi 15-16 yaşlarında iş hayatına katılıyor, o yaştan sonra ödemeye başlıyor. Ama diyelim ki adam mesleğini yaptı, 3-4 sene çalıştı, dedi ben Avustralya'da gideceğim, 2 sene izin yapacağım. O 2 sene içerisinde bu emekli, ilk birinci söylediğim emekli parasını full ödemezse 65 yaşına geldi mi kesinti yapıyorlar. Yani ondan nasıl diyeyim, bir hafif ceza gibi oluyor. Ondan kesim yapıyorlar. Diyorlar sen, diyorlar orada 3 sene, 4 sene, 5 sene ödemedin, az ödedin. Şimdi de sen az alacaksın. Şimdi bu birinci emeklilikten artık ne kadar para ödediyseniz değişiyor. Normalinde 2400 ile 3200 frank arası alınıyor. Şimdi peki diyeceksiniz, aa 3200 iyi ama 3200 frankı alan çok büyük para ödeyenler. Yani ben şahsen işçi olarak o parayı alamam. Benim alacağım para aşağı yukarı 2500 frank. Yani aşağılarda. Şimdi 1 milyon frank kazanan da o 3200 frankı alıyor. 500 bin kazanan da o 3200 frank alıyor. Hani orada şey, ayrım gayrım yapmıyor İsviçre. Ama aşağıya düştünüz mü, mesela senede 30 bin frank kazanan adam senede 80 bin frank kazanan kadar alamıyor. Yani düşüyor. Az çalışmışlar, az ödemişler, düşüyor. 1000 franka kadar düşer, 800 franka kadar düşer. Pensiyon kasaya gelince de devamlı çalıştıysanız, hiç oradan çekmediyseniz, bazı şirketler var, sen diyor yüzde şu kadar vereceksin, ben de onu vereceğim ama ben iyi işveren olduğum için iki mislini veriyorum, yani üç mislini ödüyor. %10 ödeyeceğine mesela %15 ödüyor. Kendisi %10 ödüyor, senden %5 alıyor. Böyle şirketler de var, reklam yapmak gibi olmasın, mesela Migros. Migros senden aldığının iki mislini öder. Migros'ta çalışanlar emekli olduğu zaman rahat geçinebilirler aldıkları parayla. Tabii full çalışmışlarsa. Üçüncü emekliliğe gelince 65 yaşına gelince, hatta 63 yaşında çekme hakkınız var. 63 yaşında daha evvel emekli olmak istiyorum dersiniz. Bazıları var ya diyor, ben diyor yeter para biriktirdim diyor. Babam, annemden babamdan da kaldı diyor. Ev kaldı diyor. Yeter diyor. Zaten diyor istirahatım, sıhhatim iyi değil diyor. 63 yaşında mesela kendini emekli yapıyor. 63 yaşında o parayı da çekme hakkı var. Artık ne kadar ödediyse. Kendiniz hesaplayın. 6800 diyelim senede. 10 senede yapar 68.000. Yani kendiniz hesaplayın. 40-50 senede ne kadar yapar. Ama bunu genellikle gençken başlamıyorsun. Ya öderim öderim diyorsun. Sallıyorsun. Ben de maalesef, çok maalesef geç başladım. Bundan aşağı yukarı 5 sene falan başladım ödemeye. Yani daha evvel başlasaydım daha da çok karım olacaktı. Ama gençken insanlar işte başka şeylere özeniyor. Yok onu alacağım, yok bunu alacağım, yok oraya gidelim, yok şuraya uçalım, yok orada yüzelim derken seneler geçiyor. Bir bakıyorsun gelmişin 40-45 yaşına. Ondan sonra sigortalar çalışmaya başlıyor. Beyin devreye geçiyor diyor, yahu diyor. Kaldı 20 sene diyor, 45 yaşına geldiysen benim elime geçecek, bir hesaplıyorsun. Falan şeyden 4500 frank. Arkadaşlar size şimdi bir şey söyleyeceğim. 4500 frank İsviçre için yaşamak için çok az para. Türkiye'de 40.000'in üzerinde bu para. Ama İsviçre'de yaşamak için yaşarsınız. 4500 frankla yaşarsınız. Lokantaya gidip yemek yiyemezsin doğru dürüst. Bir yere izine gidemezsin doğru dürüst. Yani evinde hapis kalırsın.
Gündüzleri şöyle bir yayan dolaşırsın. Arabayı da satmak mecburiyetinde kalırsın. Çünkü 4500 frank çok az para. Şansınız var ise, evli iseniz, hanımınız da bir o kadar alıyorsa yapar 9000 frank. O zaman yuvarlanıp gidersiniz. Bir araba alabilirsiniz. Tabii en pahalısı olmadan 9000 frankla geçinirsiniz. Ama öyle ağam şaham da geçinmezsiniz gerçekten. Yani buradaki maaşları çok konuştuk. Biliyorsunuz normal bir maaşçı burada 4000 frankla 8000 frank alıyor. Yani ortalama 6000 civarında alıyorlar. Erkeklerden konuşuyorum şimdi. Hanımı da bir 4500-5000 aldı mı hesaplayın. 11000-12000 frank geçiyor. 12000 frank nerede? 9000 frank nerede? Bana çok kişi diyor ya abi diyor bana 12000 frank yetmiyor. Beraber çalışıyoruz. İleride 9000 nasıl yetecek? Ve doğru, hak veriyorum, katılıyorum. Onun için ne yapılacak? İsviçre'de yaşayanlara, İsviçre'nin sistemi bu, söyleyebilirim. İmkanınız varsa, hatta geçen videomda da söyledim, ileride iyi bir yaşam sağlamak istiyorsanız buradan bir şey almaya bakın ve paranızı kendinize ödemeye bakın. O para biriktirmiş gibi oluyor. İsterseniz İsviçre'de kalın, emekli olduğunuz zaman isterseniz Türkiye'ye dönün. Türkiye'ye dönersiniz, burada satarsınız, vergisini verirsiniz, Türkiye'de krallar gibi yaşarsınız. Tabii o zamana kadar 30 sene 40 sene sonra ne olacak bilmiyorum ama bunu bizim dedelerimizin dedesi de diyordu. Ev alın, yer alın diyordu ve bu da devamlı geçerli. Ve elinizden geldiği kadar bu söylediğim üçüncü sigortayı, bunun Almancası Bitte söyleniyor, her bankada yapabilirsin. Senin kontona bir konto daha açılıyor. Bu 6800 küsürü ödedin mi vergiden de düşebiliyorsun. Normal bir işçinin söylediğim gibi 1500 frank bir avantajı oluyor. Peki diyeceksin abi tamam ama parayı verirken bu paranın gene vergisini vereceğiz. Şimdi orada sistem öyle, onu da öğrendim. 1500 frank karınız varsa geri ödemede 3-400 frank. Yani gene 1200 frank karınız var onun için. Sistem iyi sistem, yani bana sorarsanız ben iyi görüyorum. Arkadaşlar, sistem İsviçre'de böyle. Yalnız işte bir arkadaşımız yorum yapmış. Görüyorsunuz 40 yaş 45'i geçtiniz mi sigortalarda yükselmeye başlıyor. Bu sefer ne oluyor? İşverenler gençleri almaya bakıyor. Diyor ben diyor ihtiyarlamış birisini, yaşlanmış birisini, bir sürü diyor onun sigortası var diyor, hastalanır hastalanır onunla mı uğraşacağım diyor. Alıyor 25 yaşında demir gibi adam, sağlam kuvvetli, az sigorta ödüyor, onu çalıştırıyor. Maalesef şirketler İsviçre'de de böyle 20 yaşındaki adamı 20 sene bilgiyle almak istiyorlar ama daha adam iş hayatına yeni atlamış, 20 senelik bilgisi olamaz bir 50 yaşındaki adam gibi. Bu da yani normaldir ama şimdiki durumlar İsviçre'de böyle, Avrupa'da böyle, dünyada böyle maalesef. Yapılacak bir şey yok. Devam edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Söylediklerimi unutmayın. Söylediğim bazı bilgileri, bunlar altın bilgisidir. Bilhassa gençler için, gençlere konuşuyorum. Keşke 25 yaşında olsam da, keşke benim imkanım olsa da başka türlü bazı bir şeyleri yapabilsem. Gerçekten inanın bana, çok şeyi başka türlü yaparım. Ve şimdi durumum iyi olsa bile o zaman daha da çok 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 iyi olurdu. 2 kere 2 kere 4 böyle. Arkadaşlar beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah videom hoşunuza gitmiştir. İnşallah biraz yararlanmışsınızdır söylediklerimden, anlattıklarımdan. İnşallah biraz bilgi almışsınızdır. Videom hoşunuza gittiyse bir like verin. Bu veren devamlı iki kişi veriyor görüyorsunuz ama ben onları tanıyorum. Onların da canı sağ olsun. Bir like verin. Abone olmadıysanız abone olun. Beni belki arkadaşlarınıza tanıtın, anlatın. Yani ne kadar çok abonem olursa ben de gurur duyuyorum. O kadar da daha çok sevinerek videolarımı size hazırlıyorum. İstediğiniz bir video varsa, bilmek istediğiniz bir konu varsa bana yazın, yorum yapın. Yorumları zaten seviyorum. Biliyorsunuz elimden geldiği kadar da cevap vermeye uğraşıyorum. İnanın söz veriyorum size videolarımdan, bilgilerimden geri döneceğim. Bilmediğim bir konu varsa onu da biliyorsunuz bilgisayardan, arkadaştan, ondan bundan öğrenerek aradan 3 hafta geçse de ben o konuyla geri dönüyorum. Yani hiç çekinmeden, şey yapmadan,
nasıl deniyor ona, yazın yani, yorum yapın. Ben video hazırlayıp size dönerim. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Saatinize dikkat edin, sağlıklı kalın, hoşça kalın, benimle kalın. İsviçre'den Murat.